Son birkaç aydır hisse senedi ve diğer varlık gruplarından altın ve gümüş emtialarına ekstrem bir geçiş var. Peki bu ne anlam ifade ediyor? Gelin hep birlikte bunun altında yatan nedenlere bir göz atalım. Great Reset yani büyük sıfırlama adlı bir kavram var. İlk olarak bundan başlamak istiyorum. Aralık 2021'de dünya ekonomi formundan basına sızdırılan bir takım belgelerde Great Reset kelimesi geçiyordu. En başlarda bunun bir komplo teorisi olduğu düşünülse de gerçek daha sonra ortaya çıktı. Great Reset kavramı koronavirüs pandemisi sonrası bozulan dünya ekonomisini yeniden inşa etme çalışmalarıdır. Dünya ekonomi formu başkanı ve Prens Charles tarafından ortaya atılan bir kavramdır. Tarihteki en düşük faiz oranlarının yaşandığı bir dönemden varlık fiyatlarının tarihi zirvelere çıkaran tüm insanlığın bir çıkış kapısı bulmaya zorlayan bu sistem benim görüşüme göre tam bir fiyaskodur. Diğer taraftan Rusya'ya baktığınızda tüm bu olan bitene rağmen hala dünyanın %85'i onlarla ticaret yapmaya devam ediyor. Evet %85 dedim çünkü dünya sadece Brix'te sınırlı değil. Çin tarafından yıllar önce başlatılan bir girişim daha var adı Bir Kuşak Bir Yol. Bu girişimin içine aldığı nüfus şu an dünya nüfusunun %85'ini oluşturuyor. Bu oluşum Batı'nın işleri nasıl yönettiğini beğenmiyor ve 147 ülke bir araya gelerek İpek Yolu Ticaret Hattı'nı yeniden kurmayı hedefliyor. Bu ülkeler ayrı ayrı Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı duramaz ama hepsi bir araya geldiğinde Amerika Birleşik Devletleri'ne domino edecekleri kesindir. Peki neden hala başaramadılar ya da doğru soru bunu başarmak için neyi bekliyorlar? İşte şimdi doğru noktaya geldik. Cevap altında gizli. Neden altın ve gümüşe yatırım yapmalısınız? Dünya genelinde ABD dolarından sonra birinci sınıf varlık olarak adlandırılan tek emtia altındır. Dünyanın en büyük ticari bankaları, egemen servet fonları ve aile şirketleri, hatta merkez bankaları şu anda altın alımı yapıyor. Borsalardan muazzam bir çekilme hareketi var ve tüm bunları tetikleyen en büyük unsur Suudi Arabistan'ın BRICS ülkelerine katılacağını açıklamasıdır. Anlaşılan o ki Suudi Arabistan ABD'ye dönerek bu harika yolculukta bizi koruyup gözettiğiniz için çok teşekkür ederiz ama buraya kadarmış. Şimdi Çin ve Rusya tarafından korunuyoruz. Aslında siz Afganistan'dan çekildiğiniz anda biz ortak bir askeri anlaşma düzenlemiştik diyecek. 1974 yılından beri doları rezerv olarak tutmak zorunda olan gezegendeki her ülke doları birer birer terk ediyor. OPEC ülkeleri de kuşağa giden yolda yuan, rupi, ruble, belki de euro ama en önemlisi altın ve gümüşe olan talebi artırıyor. Bir ülkenin ekonomisi dört ayaklı tabure gibidir. Ayaklardan iyi ki ülke para biriminin değeridir. Ülkenin kendi para biriminin değeri düştüğünde, yani dolar çöktüğünde, ABD kıyılarına vurduğunda sizce ne olur? Tabii ki hiper enflasyon meydana gelir. Hiper enflasyonun yan etkisi olarak da faizler artar. Herkes dolar sattığından, satın alma gücünü kaybeden doların telafisi için daha yüksek faiz oranlarına sahip olmanız gerekir. Üstüne bir de Suudi Arabistan başta olmak üzere OPEC ülkeleri buraya kadarmış çok teşekkür ederiz dediğinde faiz oranları, hisse senetleri, tahviller ve emlak birlikte çöker. Bir ülkenin zenginliğini gösteren hisse senetleri, tahviller, dolar ve emlak faiz oranlarının artmasıyla çökecek ve küresel çapta çöküşlere sebep olacak. İşte Great Reset budur sistemin gerçekten ne kadar kırılgan olduğunu ve bu yüzden değerli metallere sahip olmanız gerektiğini şimdi anlamalısınız. Zenginleşmek için değil, değişim ve dönüşüme ayak uydurmak için çünkü şu an bir değişimin içindeyiz. Bu değişim eklemek istediğim bir diğer konudur. Çin bu ipek yolu ticaret hareketini başlattığında dijital yuanını da tanıttı. Peki nedir bu dijital yuan? Bu aslında bir tanıtımdı. Rusların makroekonomiden sorumlu başkanı Sergey Glasio geçenlerde bir makale yazdı ve aynen şunları söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin doları bir silah gibi kullanmasının tüm ülkelere nasıl zarar verdiğini biliyoruz. Bu düzen artık değişmelidir. Değişim derken herhangi bir para birimini kastetmiyoruz. Biz daha çok gerçek bir emtia olan altın ya da diğer metallerden bahsediyoruz ya da hidrokarbon bileşenleri olan varlıklar. Çin dijital yuanla düşünün. Blockchain teknolojisini halkın kullanımına sunmak için bundan daha güzel bir fırsat olabilir mi? Böylece bu teknolojinin ne kadar gerçekçi olduğunu dünyaya ispat edebiliriz. Aslında Rus diplomat Amerika Birleşik Devletleri sonrası ekonomik sisteminin temel prensiplerini bize açıklamış oldu. Devamında şöyle diyordu: Bu sistem Bretton Woods düzeni gibi belirli bir para birimlerine dayalı olmayacak. Altın ve diğer kıymetli metaller, tahıllar, hidrokarbonlar ve şeker gibi gerçek emtialarla daha sıkı sıkıya bağlı yerel para birimlerinin bir piyasa sepeti üzerine inşa edilecek. Öyleyse herkesi Çin dijital para birimi Yuan'ı düşünmeye davet ediyorum. Avrupa Birliği neden teoride işlemiyor? Çünkü bu ülkeleri birbirine bağlayacak bir şey yok. Her biri kendi doğrultusunda hareket ediyor. Ama sorun tüm bu 147 ülkenin batı hoşnutsuzluğu etrafında bir araya gelmesi kadar basit bir şey değil. Irak ve İran arasındaki ilişkiler düzelmeye başladı. Suudi Arabistan ve İran arasındaki buzlar eridi ve demir yolu inşası bile gerçekleşti. Yıllardır birbirine düşman olan ve nefretle birbirini izleyen ülkeler güzel dostluklar kurmaya başladı. Bu durum bana bir atasözünü hatırlattı. Düşmanımın düşmanı benim dostumdur. Hepsi Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı bir araya geliyor ama bence bu yeterli değil. Bunu bir şeye bağlamaları gerekir. Tüm emtiaları bünyesinde barındıran ülkeler hangileri? Tabii ki BRICS. O halde bu ülkeler tüm emtialara sahipse blockchain teknolojisini yayınlamanın daha iyi yolu bir yolu olamaz. Hepimiz biliyoruz ki 22 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak olan BRICS ülkeleri toplantısında ticaretin dolar sonrası yol haritası açıklanacak ve buna bağlı olarak yeni bir para birimi açıklanacağı gündemde. Bence bu bahsettiğim varlıkların bağlanacağı yeni para birimi Çin'in dijital yuanı olabilir. Tüm emtiaları bu para birimine bağlı hale getiren yeni bir sistemde altın birinci seviyede önemli olacaktır. Doların çöküşü kaçınılmaz ve matematiksel olarak herkes bunu hesaplayabilir. Yıllardır dünyanın rezerv para birimi olmanın ve değişmez diye atfedilmenin kaçınılmaz sonu Çin dijital yuanı tarafından getirilebilir. Eğer böyle bir şey gerçekleşirse, Tanrı ABD'yi korusun. 1944 yılında 2. Dünya Savaşı'nın ardından imzalanan Bretton Woods Anlaşması ile dünya para sisteminin temeli oluşmuştur. Anlaşmaya göre ABD doları altın karşılığında sabit bir döviz kuruyla diğer ülke para birimleriyle ilişkilendirilmiştir. Dolar diğer para birimlerine göre altın karşılığında değeri sabitlenmiştir ve uluslararası ticarette değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Buna göre bir ons altın her zaman 35 dolar olarak sabitlenmiştir. Yani dilediğiniz zaman paranızı altınla değişebilirdiniz. Ancak 1960'ların sonlarına doğru ABD'nin Vietnam Savaşı nedeniyle büyük miktarlarda harcama yapması ve bu harcamaları finanse etmek için doların basılması nedeniyle ABD dolarının altın karşısında değeri düşmeye başladı. Bu durum diğer ülkelerin dolara olan güvenini de sarstı. Fransa, 1960'ların sonlarında ABD dolarına olan güvenini kaybeden ve ABD dolarına karşı biriken fazla dolar rezervlerini altına dönüştürmek isteyen ülkelerden biriydi. Bu nedenle Başkan De Gaulle, Fransa'nın dolar rezervlerini altına çevirmek amacıyla savaş gemileriyle dolu dolarlarını New York limanına gönderdi ve altın karşılığını istedi. Bu olay ABD hazinesindeki bütün altın rezervlerinin tükenmesine mal oldu ve sonunda 1971 yılında Başkan Nixon doları altın standartından çıkarmak zorunda kaldı. Çevremdekilere genelde şu soruyu soruyorum: Doları tüm dünyanın rezerv para birimi yapar şey nedir? İnsanlardan aldığım cevaplar genelde çok çeşitlidir. Askeri gücümüz, güçlü ekonomimiz ve benzerleri. Cevapların bir kısmı doğru olabilir, ama asıl cevap bambaşka doları rezerv para birimi haline getiren şey Henry Kissinger'ın Suudi Arabistan'a gönderilmesiydi. 1974 yılında ABD Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Henry Kissinger Suudi Arabistan'ı ziyaret etti. Bu ziyaret dönemin Suudi Arabistan kralı olan Kral Faysal ile yapılan görüşmeler ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleşti. Kissinger'ın Suudi Arabistan ziyareti o dönemdeki uluslararası ilişkiler ve enerji politikalarındaki önemli bir dönüm noktasıdır. Ziyaret iki ülke arasındaki diplomatik bağları güçlendirmiş ve ortak çıkarları ele almak için bir platform oluşturmuştur. Bu ziyaretle Suudilere bir takım sözler verildi. Ne olursa olsun askeri olarak işbirliği yapılacak ve arkalarında durulacaktı. Onlara mühimmat ve destek sağlanacaktı. Ancak buna karşılık Opec'in küresel petrolü dolar para birimi cinsinden ihraç etmesi istenecekti. Suudiler bunu kabul etti ve 1974'ten bu yana rezerv bir para birimi haline dolar geldi ve bu petrodolar denilen dolar için suni bir talep yarattı. Ülkemizin enerji ihtiyacını karşılamak istiyorsak o zaman dolar sahibi olmalıyız. Suudi Arabistan'la başlayan dünya rezerv para birimi hikayesi yine Suudi Arabistan'la son bulacak. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olup bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız. Milyarder motivasyon sizinle olsun.